Şimdi ne yapıyorsunuz? Kırsal alanda da ihale etmiş olduğumuz yol alanı, durup yollar var. Onların üzerinde duralım. Şimdi bunlara da bir bakacağız. 53 milicik arazi var, öyle mi? Hani büyükşehir, ilçeler, kırsalı, gelişti, reçeli. Onu ne söylüyorum? Kadının hepsi yok. Ama tabii bunun için biraz bir güçlenmek lazım. Yapıyı tamamlamak lazım. Teşekkür ederim. Bir projemiz var. O da tamamlanırsa çünkü daha suruç projesinden daha da öde mi? Alt şey. Aynen. Bizim ikinci yok. İkinci yok. Ha. Bizim köyün yarısı bile Vazikin'in. Bugün ne diyor? Çanta geliyor. Çanta orada dağıtıyor. Arka tarafta saç çek oluyoruz. Böyle. Al. Bak. Bundan abilere böyle yapmışlar. Zaten kolay gidiyor. Geçmiş olsun Cibara. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Adın ne senin? Senin Civa. Allah başlasın. Rabbimiz de durmuş da. Tadı şifa kere bu kadar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abla. Şurada durmuş da hatırlaştır. Tadı şifa kere. Allah'tan şifa diliyoruz. İyisin. Oğlum ne? İyisin. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı fakirin yanında, engellinin yanında, kadının yanında, yetim ve dulun yanında bu anlayışla hareket ediyor. Dolayısıyla yardıma ihtiyaç olan vatandaşlarımız incitilmeden devletin şefkat eli kendilerine uzatılıyor. Ben bu çalışmayı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ailelere bir nebze olsa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın el uzatmış olması, bu kış gününde onların ihtiyacının karşılanmış olması bizleri mutlu edecektir. Milletimizin ihtiyacını gidermek istiyoruz. Bozalayı güzelleştirmek istiyoruz. Bu konuda kadronun tamamıyla kararlılığı söz konusu. Bu bazı işler zamana dayalı işler, bazı işler kaynak işler, kolay değil. Ama hedeflenmiş durumda. Şu an Bozalada söylediklerimiz gerek Büyük Parkı'yla Kültür Merkezi'ye erişim. Onu söyleyeyim. Yine bir otogar projesi yapılıyor. Yani terminal yapılıyor. Bozova tamamıyla kapsama alanına alınmış durumda. Yani.